Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Keskin virajlara girdiğimiz veya yol ayrımlarında bulunduğumuz anlarda önemli kararlar vermek zorundayız. Ancak önemli kararlar edinilen tecrübelerle verildiğinde isabet edilebilir. Bu nedenle insanların kullanacağı reyleri yani oyları da hayata dair verilecek önemli karar anlarındandır. Böylesi süreçlerde akıl selimle düşünmek elzemdir. Sağa sola savrulan algı operasyonlarından, manipülatif propagandalardan sıyrılmak gerekir. Akıl selim bize bazı şeyleri sorgulamamız gerektiğini söyler. Mesela hiç kendinize sordunuz mu? Neden sığ tartışmalarla sağa sola savrulduk? Neden özbenliğimizi bizlere unutturmaya çalıştılar? Ve neden medeniyet değerlerimizden kopardılar? Özellikle de tek bir millet oluşumuz neden bizden saklandı? Evet, bizler tek bir milletiz. Bu milletin adı da İslam milletidir. Etnisiteler üzerinden sığ tartışmalara mahkum edildiğimizi bir türlü görmeyiz veya göremeyiz. Zaten birileri de görmememiz için ellerinden geleni yapıyor. Oysa ki bizden başka herkes bizim bir tek millet olduğumuzu iyi biliyor. Öyle değil mi? Batılılar için biz tek bir millet değil miyiz? Sömürgeci Avrupa için hangimizin Türk, Kürt, Arap, Fars oluşunun bir anlamı var? Elbette yok. Onlar için biz Müslümanız ve bir İslam ülkesiyiz. Tıpkı İran, Irak, Suriye, Yemen, Libya gibi. Onlar bizim bir bütünün parçaları olduğumuzu iyi bilir. Fakat bu gerçeği bizden gizler, saklar veya karartırlar. Hatırlayalım ki biz İslam ümmetiyiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazı, Çerkezi, Farsı, Arabıyla ve daha niceleriyle. Dillerimizin farklı oluşu bu gerçeği değiştirmez. Her ne kadar bütünü parçalara ayırmak isteyenler dillerimiz ve tenlerimiz üzerinden bu ayrışmayı yapmaya çalışsa da, fitne tohumları ekse de biz tekiz. Gerçek şu ki biz İslam milletiyiz. Bütün insanlar yaratılışta birbirine eşittir. Bütün müminler dinde birbirine kardeştir. Ve ben ümmetçiyim diyorum. İslam medeniyeti dilleri ve renkleri ayrılık sebebi değil, bir bütünün zenginliği olarak nitelemiştir. Bu zenginlik sayesinde büyük medeniyetleri inşa edilmiştir. Dilleri ve renkleri sınıflara ayıran batılı dünya, yıllar içerisinde bu sakat düşünceyi maalesef bizlere de zerk etmeyi başarmıştır. Öyle ya, bizi hep ayrıştırmanın çabası içerisinde oldular. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz. Çünkü batılı sömürge sisteminin karşısında durabilecek tek milletin İslam milleti olduğunu iyi biliyorlar. Peki o zaman ne yapmalıyız? Mesela onların iyi tanıdığı Nureddin Zengi'yi bizler de iyi tanımalıyız. Selahaddin Eyyubi'yi en az onlar kadar bilmeliyiz. Birimiz Alparslan'ın, diğerimiz Molla Yahya'nın, birimiz Fatih'in, diğerimiz Molla Gürani'nin torunları olduğumuzu hatırlamalıyız. Hele de Çanakkale'deki birlikteliğimizi unutmamalıyız. Bize büyük zafer getiren ümmetin o şanlı direnişini çocuklarımıza sadece uyurken değil, uyanıkken de anlatmalıyız. Bugünü okuyabilmek ve de yarını görebilmek için geçmişimizi tanımalı, kim olduğumuzu iyi bilmeliyiz. Unutmayalım ki İstanbul'da bizimdir, Diyarbakır'da. Şam, Bağdat, Tahran, Kahire, Trablus, Beyrut, Kudüs'te bizimdir. Bizim olanı gören bizdendir. Mukaddesatı Mekke, Medine, kıblesi Kabe olan bizdendir. Kıblesi olmayan ne dosttur, ne doğrudur, ne de bizdendir. Bu nedenle yol ayrımlarında sizden olana yönelin. Sizden görünüyor olanlara değil.